Değerli milletvekilleri, laiklik cumhuriyetimizin ve devletimizin temeli olduğu kadar demokrasimizin ve eşit yurttaşlık temelinde birlikte yaşamamızın da temelidir. Laikliği zayıflatan her türlü uygulama cumhuriyetimiz kadar demokrasimizi de erozyona uğratacaktır. Bu nedenle çoğulculuğun ve çeşitliliğin olduğu ülkemizde devleti yönetenler vatandaşlarının sosyal yaşamını düzenlerken neyi, neleri referans aldığına özen göstermeli. Toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate almalılar. Ancak son yıllarda maalesef cumhuriyet değerlerimiz başta olmak üzere devlet yönetiminde laiklik ilkesinin yaralar aldığı, cumhuriyetimizi erozyona uğratacak düzenlemelerin hayata geçirildiğine şahit oluyoruz. İşte en son müftülüklere nikah kıyma yetkisi. Oysa dün de söylemiştim, anayasamıza göre sorumluluk alanı İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilemeyeceği çok açıktır. Kadınlar için güvencesizlik yaratacak bu düzenlemenin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne en kısa sürede başvuru yapacağız. Değerli milletvekilleri, komisyonda da genel kurulda da müftülüklere nikah kıyma yetkisine ilişkin vatandaşlarımızdan gelen hangi talepler doğrultusunda bu düzenlemeyle yapılıyor diye ısrarla sorduk. Ama maalesef herhangi bir yanıt alamadık. Vatandaşlarımızın bazı başka taleplerini de sıralamak istiyorum. İşte taşeron işçiler kadro talep ediyor. Bu talebi de en kısa zamanda karşılayacak mıyız? Üniversite mezunu işsiz gençler iş talep ediyor. Bu talebi ne zaman karşılayacağız? Haksız yere işlerinden atılan devlet memurları görevlerine geri dönmeyi talep ediyor. Bu talebi karşılayacak mısınız? Çiftçimiz mazotu ve gübreyi daha ucuza almayı, bankalara olan kredi faizlerinin silinmesini talep ediyor. Bu talebi karşılayacak mısınız? Emekliler hak ettikleri hayat ve yaşamı sürdürmek için maaş ve ikramiye talep ediyor. Bu talebi de karşılayacak mısınız? Ve 15 yılda maalesef siyasi çıkar uğruna bir kaosa dönüşen ve çöken eğitim sistemimizde şu anda çözüm bekleyen öğrenci ve velilerimizin talebini ne zaman karşılayacaksınız? İşte kadınlar, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulmasını talep ediyor. Bu talebi karşılayacak mısınız? Farklı işte mezhebe ait vatandaşlarımızın makul eğitim ve ibadethane gibi talepleri var. Bu talepleri de karşılayacak mısınız? Evet. Eğer vatandaşın talepleri bizim için önemli ve mutlaka karşılanmalı diyorsanız hep birlikte yasama organı olarak çalışalım ve bu talepleri birlikte karşılayalım. Ama maalesef müftülük nikahında da gördüğümüz üzere bu maddenin amacı çoğunlukçu siyaseti egemen kılarak toplumu ayrıştırma ve kutuplaştırma yoluyla siyasi çıkar devşirme peşinde olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Ve son olarak dün akşamda genel kurulda müftülüklere nikah kıyma yetkisi veren 6. maddeye evet diyenlerin ve buna ses çıkarmayanların da ağır bir sorumluluk altına girdiklerini şimdilikten tarihe not ediyoruz. Tek kişinin iradesiyle yönetilen bir ülke konumuna getirilen ve iradesi teslim edilmiş milletvekillerinin hakim olduğu ülkelerin sonlarının nasıl geldiğini ve toplumlarının nasıl ağır bedeller ödediğini tarihte, bölgemizde ve yanı başımıza şahit oluyoruz. Ülkemizin geleceği ve 80 milyon yurttaşımızın mutluluğu için mücadele eden bizler, kişisel veya siyasi çıkarlarımız uğruna yok etmeye çalıştığınız cumhuriyet kazanımlarımızı her ne olursa olsun korumaya, çağdaş, özgür, demokratik, değer ve insan haklarına sahip eşit yurttaş olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce